Ameliyatla organ alma deneyleri veya deneysel ameliyatla organ alma, hayvanların davranışlarındaki değişiklikleri gözlemlemek amacıyla beyin dokusunu kasti olarak imha etme veya beyinde doku bozukluğu yani lezyon oluşturma yöntemini tanımlar. Lezyon deneyleri için bilerek beynin bazı kısımlarını imha ederek ve bunun sonucunda oluşan davranış değişikliklerine bakarak beynin fonksiyonlarını araştırıyoruz. Buradaki ana fikir Hasardan sonra kaybedilen işlevlerin hasar gören kısımlar tarafından kontrol edildiğidir. Burada örnek olarak insan beynini kullanıyoruz. Ama bu tür araştırmalar aslında insanlarla yapılmıyor. Sadece sıçanlar ve fareler gibi laboratuvar hayvanlarıyla yapılıyor. Deneysel ameliyatla organ almanın çeşitli uygulama yolları vardır. Birincisi neşter veya benzeri bir alet yardımıyla ameliyatla çıkarma Burada bir sıçan beyni görüntüsü var ve bilim insanı hayvanın davranışında ne etki yapacağını görmek maksadıyla bu bölgeyi alabilir. Bu bir neşterle yapılabilir ama ayrıca cerrahi aspirasyonla da yapılabilir. Yani bu cidden beyin dokusunu vakumlayarak çıkarmak demek oluyor. Ama doku çıkarma kısıtlı bir yöntem. Çünkü sadece beynin yüzeyindeki yapıları çıkarmada kullanılabilir. Aslında bilim insanları her zaman beyin dokusunu çıkarmakla ilgilenmiyorlar. Bunun yerine beyin dokusunun bir yerini imha etmeyi istiyorlar. Çünkü bu genellikle çok daha az invasif yani istilacı olur. Bunun için siniri neşterle kesebilirler. Ve bunu yaptığınızda sinire gönderilen sinyaller hedefe ulaşamazlar. Bu bölge artık sinyalleri alamadığından eskisi gibi görevini yerine getiremez. Diğer bir yöntem radyo frekansıyla doku bozulmasıdır. Bu yöntem diğer bahsettiğimiz yöntemlerle birlikte hem beyin yüzeyindeki dokuları bozmada hem de beynin derinlerindeki dokuyu bozmada kullanılır. Bunu yapmak için en uç kısmı hariç yalıtılmış bir kablonun beynin daha önceden belirlenmiş bir bölgesine sokulması gerekir. İşte burada çizdiğim gibi Diyelim ki kablo derinin hemen altındaki bir tümörün içine sokuluyor. Bilim insanları daha sonra yüksek frekanstaki radyo dalgalarını kablonun içinden geçiriyor ve kablonun ucundaki dokuyu ısıtarak imha ediyor. Küçük ısı dalgaları da burada resmedilmeye çalışıldı. Yani ben resmetmeye çalıştım ama çok da iyi çizdiğimi söyleyemem. Yine de yaptım bu yöntem gerçekten iyi bir yöntem çünkü bu teknikle bilim insanları akımın yoğunluğunu ve süresini çeşitlendirerek doku bozukluğunun büyüklüğünü kontrol edebilirler ama bu yöntem o bölgedeki her şeyi yok eder tümörün içindeki tümör hücrelerini yok etmek için çok iyi olmasına rağmen beyinde lezyon yaratmak için sıkıntılı olabilir çünkü sinir hücrelerinin yani sinir hücresinden o anda geçmekte olan aksonlarla beraber sinir hücresinin gövdesini de yok eder. Bu sebeple davranışın durmasının o işlevden sorumlu olan hücreleri öldürdüğümüzden dolayı mı yoksa aslında o davranış beynin ayrı bir bölgesinden kontrol ediliyor ama siz mesajın taşıdığı yolu mu bozdunuz da bu yüzden mi olduğunu anlamak güçtür. Sinir sistemi kimyasıyla doku bozukluğu bilim insanlarının daha kesin sonuçlar bulmasına olanak verir. Nörokimyasal lezyonlar ile bilim insanları daha kesin sonuçlar alabilirler. Nörokimyasal lezyonlar yaratmanın bir sürü yolu var. Bunlardan biri eksitotoksik lezyon diye adlandırılır. Eksitotoksinler glutamat reseptörlere bağlanan ve sinir hücrelerine kalsiyum akışına neden olan kimyasallardır. Bu sinir hücrelerinin ölmesine yol açacak boyutta bir akıştır. Yani nöronu o kadar çok uyarır ki nöron ölür. Eksitotoksinin bu konuda kullanılan bir örneği kainik asittir. Bu yöntem gerçekten etkilidir çünkü nöronları yok eder ama etraftaki nöronların aksonlarına zarar vermez. Böylece radyo frekansıyla doku bozulmasında veya neşter kesiklerinde olduğu gibi bağlantının kopmasından endişe etmenize gerek kalmaz. Diğer bir nörokimyasal lezyon oksidopamin ya da 6-hidroksidopamin denilen bir kimyasal ile yaratılır. Bu dopaminle harekete geçen sinir hücrelerini ayrıştırarak yok etmede gerçekten yararlı bir kimyasaldır. Bu durum noradrenerjinik sinir hücreleri veya dopamin, noradrenalin veya adrenalin salan sinir hücreleri için de geçerlidir. Diyelim ki sinaptik hücrelerimiz var ve bu hücre hücreler arasındaki sinaptik yarıklara dopamin salgılıyor. Ama bu dopamin, postsinaptik hücreyle bağlandıktan sonra vücut ondan kurtulmaya ve geri dönüştürmeye çalışıyor. Ve bunu yapmasının yollarından biri de geri alım işlemi diye adlandırılır. Bu işlemde sanki presinaptik hücrenin üzerinde, Nörotransmitterları geri emen bir vakum var gibidir. Oksidopamin dopamine çok benzer. Tek farksa fazladan bir hidroksil grubudur. Çok benzer olduklarından presinaptik hücre farkı ayırt edemez ve oksidopamin de geri alım kanalından alınır. Sonra da bu hücreleri öldürür. Bu yöntem çok kullanışlıdır çünkü bize kapsamlı kontrol imkanı verir. Bu yöntem sayesinde sadece hücre gövdelerini yok ettiğimizden emin oluruz ve sadece hücreden geçen aksonları yok etmediğimizden emin oluruz. Ayrıca bu yöntem beynin belirli bölgelerindeki belirli grup nöronların yok edilmesine imkan sağlar. Örneğin araştırmacılar bu yöntemi Parkinson hastalarını laboratuvar hayvanları üzerinde modellemede kullanabilirler. Çünkü bu yöntem onlara substantia nigra yani siyah maddedeki dopaminerjik nöronları hedefleyip yok etme olanağı sunar. Bunlar Parkinson hastalığından etkilenerek yok olan nöronlardır. Üzerinde konuşmak istediğim son teknik kortikal soğutma ya da krioblasyon. Bu yöntemde sinir hücrelerini işlevlerini kaybedene kadar yani ateşlenmeleri durana kadar soğutmak gerekir. Bilim insanları bunu birkaç farklı yolla yaparlar. Bunlardan biri resimde gördüğünüz gibi krayolup kullanılarak yapılır. Size nasıl çalışıyor anlatayım. Bu aletin buradaki halka gibi olan ilmek kısmı kafatası ve beyin arasına yerleştirilir ve soğutulmuş sıvı bu ilmekte dolaştırılır. Ama bu tekniğin en önemli kısmı geçici olmasıdır, geri dönüşümlüdür. Diğer bütün ablasyon teknikleri beynin yapısında kalıcı değişikliklere neden olurken bu yöntemle bazı sinir hücrelerini durdurarak yarattıkları etkiyi görüp hayvanı eski normal işlevsel haline geri döndürebiliriz. Geçici lezyonlar nörokimyasal kullanılarak da oluşturulabilir. Örneğin, müsimol isimli ilaç geçici olarak GABA reseptörlerine bağlanır ve o nöronları geçici olarak engeller. Böylece o nöronlar çalışamaz. Bu videoda bilim insanlarının hayvanlarda lezyon oluşturabilecekleri yöntemlerin tamamını işlemedik. Ama uygulamaların ne kadar çeşitli olduğunu görmüş olduk. Çünkü doktorlar basitçe neşterle bir alanı kesebilmelerine rağmen onlar için birçok yöntem mevcut. Hepsinin ayrı ayrı avantajları ve dezavantajları var ve hepsi farklı durumlarda bilim insanlarının yaratmak istedikleri etkiye bağlı olarak kullanılabiliyor.